Kehf suresinin 69. ayeti. Efendim Musa Mehdi meşrep olduğu için ne diyor? İnşallah. Konuşmalarında hep inşallah. Beni sabreden biri olarak bulacaksın. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim dedi. Demek ki Mehdi talebesi olmak için hikmet gözüyle bakmak, karşı gelmeyen bir ruh içerisinde olaylarda yenilmek ve hayır gözüyle bakmak gerekiyor. Dedi ki eğer bana uyacak olursan hiçbir şey hakkında bana soru sorma ama hiçbir şey hakkında beni sorgulama. Mürşit sorgulanmaz. Edebe uymaz. O zaman hiç uyma. Uyuyorsan itaat edeceksin. Uymuyorsan yoluna devam et. Mehdi'de usul bu. Sorgulama yok. Hikmet gözüyle, hayır gözüyle bakacaksın. Mehdi'ye nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor Allah. Mehdi ile karşılaştığımızda ona nasıl hürmet etmemiz, nasıl itaat etmemiz, talebe olarak nasıl onunla bağlantımız olacak, onun hakkında bize bir bilgi vermiş oluyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Bir yönüyle. Ben sana öğütle anlatıp söz edinceye kadar, ben zaten sana hikmetini anlatırım diyor. Öğütle hikmetini sana anlatırım. Ama sabredeceksin, acele etmeye gerek yok. Böylece şeytana Allah'a sığınırım, ikisi yola koyuldu. Bak defalarca Allah ikiyi vurguluyor. Böylece ikisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye binince, demek ki gemilerin olduğu bir yer. İstanbul, sürekli akar gemiler. Dağlar gibi ayetin hükmüyle. Bir gemiye binince, Mehdi bir yönüyle Hazreti Nuh'a benzetiyor peygamberi. Nuh gibidir diyor. Mehdi de gemiye binecektir. İnşallah. O bunu, gemiyi hasarlı hale getirdi. Gemiye zarar verdi diyor. Yani hasar meydana getirdi ayette. Yani geminin bir bölümünü söküyor, kırıyor, dağıtıyor. Gemiyi kullanılmayacak hale getiriyor. Tahrip ediyor yani. Musa dedi ki, içindekilerini batırmak için mi onu deldin? Halbuki söz vermişti. Evet. Şimdi baktığında onu bir tahribat olarak görüyor. Andolsun diyor, yemin de diyor, sen şaşırtıcı bir iş yaptın, acip bir iş yaptın diyor. Mehdilik vasfı. Hazreti Hızır dedi ki, gerçekten benimle birlikte olma sabrını, gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi? Çünkü vahiyle bildirmiş Allah Hazreti Hızır'a. Sabredemeyecek diyor Allah. Söylüyor ona. Bak, gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye bak, kesinlikle diyor ama. Neden kesinlikle diyor? Çünkü vahiyle bildirilmiş. Güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi? Kader öyle. Musa Aleyhisselam diyor ki, beni unuttuğumdan dolayı sorgulama. Daha önce diyor, balığı unuttum diyor. Evet. Neden? Kim unutturdu diyor? Şeytan unutturdu diyor. Şeytan, Müslümanlara saldırdığında ilk yapacağı şey, unutkanlık vermesi, bitkinlik vermesi, dikkat dağınıklığı vermesi. Özellikle müminlerin liderlerini hedefler. İns ve cins şeytanları Allah imtihan olarak peygamberlere musallat ediyor. İnşallah. İns ve cins. Mutlaka. Bu Allah'ın sünneti diyor Allah ayette. Ahir zamanda da Mehdi'ye de hem cin deccaller hem insan deccaller musallat olacaktır. Bu insan deccallerin bir kısmı kadın deccallerdir. Yani meymenetsiz ve aşağılık kevaşelerden, it kopuk takımından, haysiyetsiz kadınlardan oluşan bir kevaşe ekip Mehdi'ye musallat olacaktır. Haysiyetsiz, namussuz kadınlardan oluşan bir ekip. Aynı şekilde erkeklerden de deccaller olacağı belirtiliyor. Hatta bu deccallerin bir kısmı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sarıklıdırlar diyor. Taylasan sararlar diyor.